Yine enfes bir hikaye. Yine çok istediklerinizden. Hemen yeni stüdyomuzda da şöyle bir bu güzel, çok sevdiğiniz hikayeyi anlatalım. Yine çok özel bir aşk hikayesi. Ama neler neler yaşanıyor. Mimar kız ve doktor. Bir otobüs durağında karşılaşmışlardı ilk kez. Biri tıpta okuyordu, öbürü mimarlıkta. İlk karşılaşmadan sonra bir kere daha karşılaşabilmek için hep aynı saatte, aynı duraktan, aynı otobüse bindiler. Gençtiler, çok gençtiler. Birbirleriyle konuşacak cesareti bulmaları biraz zaman aldı ama sonunda başardılar. İkisi de her sabah otobüse bindikleri semtte oturmuyorlardı aslında. Ya delikanlı arkadaşında kaldığı için o duraktan binmişti otobüse, kız ise ablasında. Sırf birbirlerini görebilmek için her sabah erkenden evlerinden çıkıp şehrin öbür ucundaki o durağa, evet, onların durağına geldiklerini gülerek itiraf edeceklerdi bir süre sonra birbirlerine. Okullarını bitirince hemen evlendiler. Mutluydular, hem de çok. Bazen işsiz, bazen parasız kaldılar. Ama öylesine sıkı, öylesine sıkı kenetlenmişlerdi ki yürekleri ve elleri hiçbir şeyi umursamadılar. Ayın sonunu zor getirdikleri günlerde de, ünlü bir doktor ve ünlü bir mimar olduklarında da hep mutluydular. Zaman aşımına uğrayan alışkanlıklara yenik düşen, banka hesabında para kalmadığı için ya da tam tersine o hesabı daha da kabarık hale getirmek uğruna bitip tükeniveren sevgilerden değildi onlarınki. Yok, değildi. Günler günleri, yıllar yılları kovaladıkça sevgileri de büyüdü, büyüdü, büyüdü. Tek eksikleri çocuklarının olmamasıydı. Zorlu bir tedavi sürecine rağmen çocuk sahibi olamayınca bütün mutlulukların bizim olmasını beklemek bencillik olur diyerek devam ettiler tabii ki hayatlarına. Tabii. Çocuk yerine sevgilerini büyüttüler. Senin için ölürüm derdi kadın. Sımsıkı sarılıp adama ve adam hayır ben senin için ölürüm diye yanıt verirdi hep. Bazen eve geldiğinde aynanın üzerinde bir not görürdü kadın. Bir tanem, kütüphanenin ikinci rafına bak. Kütüphanenin ikinci rafında başka bir not olurdu. Mutfaktaki masanın üzerine bak ve seni çok sevdiğimi sakın unutma. Mutfaktaki masada, salondaki dolaba sevgi dolu notlarla okuya okuya koşturan kadın sonunda kimi zaman bir demet çiçek, kimi zaman en sevdiği çikolatalar, kimi zaman da pahalı armağanlarla karşılaşırdı. Aldığı hediyenin ne olduğu önemli değil zaten. Ne kadar pahalı olduğu da. Hayat ne kadar hızlı akarsa aksın, işleri ne kadar yoğun olursa olsun hep birbirlerine ayıracak zaman buluyorlardı. Bulmasını ama 40'lı yaşların ortalarına geldiklerinde daha az çalışmaya karar verdiler. Adam hastaneden ayrıldı ve muayenehanesinde hasta kabul etmeye başladı. Kadın da mimarlık bürosunu kapadı ve sadece özel projelerde görev aldı. Artık daha fazla beraber olabiliyorlardı. Bir gün sahilde dolaşırken harap durumda bir ev gördü kadın. Üzerinde satılık levhası asılı olan. Ne dersin? Bu evi alalım mı dedi adama. Bu viraneyi yıktırır, harika bir ev yaparız. Projeyi kafamda çizdim bile hayatım. Kocaman terası olan martıları kahvaltıya davet edeceğimiz bir deniz evi yapalım burayı. Sen istersin de ben hiç hayır diyebilir miyim diye yanıt verdi adam. Amerika'daki tıp kongresinden döner dönmez ararım emlakçıyı, kaç para olursa olsun burası bizimdir, bizimdir artık. Sadece bir hafta ayrı kalacaklarını bildikleri halde ayrılmaları çok zor oldu.
adam Amerika'ya giderken her gün her saat konuştular uzun uzun telefonla. Gözyaşları içinde kucaklaştılar havaalanında. Fakat birkaç gün sonra kocasında bir tuhaflık olduğunu fark etti kadın. Eskisi kadar mutlu görünmüyor, konuşmaktan kaçınıyordu. Onu neşelendirmek için sahildeki evi hatırlattı ve çizdiği projeyi verdi kadın ama hiç beklemediği bir cevap aldı. Canım, o ev bizim bütçemizi aşıyor. Sen en iyisi o evi unut. Nazara mı geldiler nedir? Mutsuzluk mutluluğun tadına alışmış insanlara daha da acı, daha da çekilmez, daha da ağır gelir. Kadın hiç sevmedi bu beklenmedik misafiri. Derdini söylemesi için yalvardı adama. Senin için ölürüm biliyorsun, ne olur anlat diye dil döktü boş yere. Yıllardır sevdiği adam duyarsız ve sevgisiz biriyle yer değiştirmişti sanki. Ona ulaşmaya çalıştıkça beton duvarlara çarpıyordu kadın. Her çarpmada daha fazla kanıyordu yüreği. Kırılıyordu her seferinde. Bir gün çocukluğunun, gençliğinin ve bütün hayatının birlikte geçtiği arkadaşına dert yanarken artık dayanamıyorum. Sana söylemek zorundayım diye sözünü kesti arkadaşının. O seni aldatıyor dedi. İş yerimin tam karşısındaki restoranda genç bir kadınla yemek yiyor her öğlen. Sonra sarmaş dolaş biniyorlar arabaya. Kadın birden sus, sus çabuk, sus, duymak istemiyorum bu yalanları diye bağırdı kadın. Onca yıllık arkadaşını kendisini kıskanmakla suçladı. Ertesi gün öğle vakti o restoranın hemen karşısında bir köşeye sindi. Sessizce ve peri masallarının sadece masal olduğunu o gün anladı. Kocasının eskiden aynı hastanede çalıştığı genç çocuk doktorunu tanıdı hemen. Bazen evlerinde ağırladıkları kadına nasıl sarıldığını gördü adamın. Akşam kocası eve gelir gelmez bazen bağırıp bazen ağlayarak bazen ona sımsıkı sarılıp bazen de yumruklayarak haykırdı suratına her şeyi. İnkar etmedi adam. Yok. Zamanla duyguların değişebildiği, insanların orta yaşa geldiklerinde farklılık aradığı gibi bir şeyler geberedi ağzında ve bavulunu alıp gitti evden. Kapıdan çıkarken son bir kez kucaklamak isterim seni diyecek oldu ama kadın defol dedi nefretle. İlk celsede boşandılar. Modern bir aşk hikayesinin böyle son bulmasına kimse inanamadı. Tıpkı bizim şimdi inanamadığımız gibi. Arkadaşlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı kadın. Adamın sevgilisiyle birlikte Amerika'ya yerleştiğini öğrendi. Bazen yalnız kaldığında onu hala sevdiğini hissedince ağlama nöbetleri geçiriyordu kadın. Aşkın yerini en az onun kadar yoğun bir duygu olan nefretin alması için dua ediyordu. Aradan bir yıl geçti. Her şeyin ilacı olduğu söylenen zaman bile kadının derdine çare olamamıştı. Bir sabah ısrarla çalan zilin sesiyle uyandı. Kapıyı açtığında karşısında aman Allah'ım o kadını gördü. Sen buraya ne yüzle geliyorsun diye bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Lütfen dedi kadın, içeri girmeme izin ver. Mutlaka konuşmamız gerekiyor dedi genç kadın. Kanepeye ilişti ve zor duyulan bir sesle konuşmaya başladı. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil. Çok üzgünüm ama o bir saat önce öldü. Geçen yıl Amerika'daki kongre sırasında öğrendi hastalığını ve yaklaşık bir senelik ömrü kaldığını, buna dayanamayacağını, hep söylediğin gibi onunla birlikte ölmek isteyeceğini çok iyi biliyordu. Seni kendinden uzaklaştırmak için benden sevgilisi rolünü oynamamı istedi. Ailesine de haber vermedi. Birlikte Amerika'ya yerleştiğimiz yalanını yaydı. O da gerçek değildi.
Oysa ilk karşılaştığınız otobüs durağının karşısında bir ev tutmuştu. Tedavi görüyor ve kurtulacağına inanıyordu ama olmadı. Gece fenalaşmış. Bakıcısı beni aradı. Son anda yetiştim. Sana bu kutuyu vermemi istedi. Gözlerinden akan yaşları durduramayacağını biliyordu kadın. Hemen oracıkta ölmek istiyordu. Eline tutuşturulan kutuyu açmayı neden sonra akıl edebildi? İtinayla katlanmış bir sürü kağıt duruyordu kutuda. İlk kağıtta lütfen bütün notları sırayla oku. Bir tanem diyordu. Sırayla okudu. Seni çok sevdim. Seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Senin için ölürüm derdin hep. Doğru söylediğini çok iyi bilirdim. Fakat benim için ölmeni istemedim. Şimdi bana söz vermeni istiyorum. Benim için yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Anlaştık mı bir tanem? Son kağıdı eline alırken kutuda bir anahtar olduğunu gördü kadın. Ve son kağıtta şunlar yazılıydı. Sahildeki evimizi senin çizdiğin projeye göre yaptırdım. Kocaman terasta martılarla kahvaltı ederken ben hep seni izliyor olacağım. Ne olur benim için yaşa. Martıları benim için de besle. Benim için de kahvaltılar yap. O deniz manzarasında denizin kokusunu deriye indirin, benim için ciğerlerine çek. Ya yine hiçbir şey göründüğü gibi çıkmadı. O yüzden dikkat etmek lazım. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Bizim gördüğümüz gibi, bizim duyduğumuz gibi olmayabilir. O yüzden bu konulara hassasiyet gösterelim. Özel bir hikayeydi, çok sevdiklerinizden biriydi. Yine sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi unutmayınız efendim. Aşk ola.